Minecraft'ın 7. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gerçekten çok çılgınca bir şeyin başlangıcı olacak. Çöle gideceğim ve çöldeki bütün kumları base'ime getirip orada bir piramit inşa edeceğim. Ama bu tek bölümde olmayabilir. Elimden geldiği kadar daha çok kum getirmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum. Ve siz bu bölüme like attınız, 50 bin like gelirse daha hızlı bir şekilde Minecraft gelir. Merak etmeyin, ben de. Siz gerekeni yapın. Geçen bölümde de Vales'in evini patlatmadım arkadaşlar. Yanlışlıkla patladı. Ben emeğe saygı duyan bir insanım. Adamın günlerdir uğraştığını biliyorum. Gerçekten creeper arkamda patladı ve biz de o eşyaları düzelttik. Hatta üzerine çiçek de armağan ettim Vales'e. Bugün de Vales'e bir şeyler yapacağım diye. Yine hediye vereceğim yani. Gönlünü alacağım. Hayır, geçen bölümde bayağı bir dislike geldi. Üzüldüm doğrusu yanlış anlaşıldığıma gerçekten. Bu arada bugün kasap da yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü benim etlerimi geliyorlar, kesiyorlar. Tam yerine yenilerini yapıyorlar ama ben bunları neden paraya çevirmeyeyim yani. Ben buranın girişine böyle bir şey asmak istiyorum. Tam şuraya yazayım. Etler satılıktır. Etler satılıktır. Kasap yan tarafta. Okey, kasap yan tarafta. Kasabı da hemen şuraya bir yapayım ben. Çok küçük, easy bir şey yapacağım abi. Rahat yapılabilecek bir şey. Şu ağacı orada, buradan maalesef ki kesmek zorundayım ya. Tüh. Aslında ağaç kesmeyi dayanamıyorum. Benim etrafındaki ağaçlar güzel. Ha, fidan dikeriz, doğru. Şuradan çıkıyorum abi tekrardan. Evet, okey. Şuradaki meşeleri de dönüştüreyim ben abi. Meşeleri bana şöyle basamak olarak verirsen çok güzel olur. Bayağı iyi olacak diye tahmin ediyorum. Çok da güzel olmasına da gerek yok aslında. Şöyle gelsin abi. Ve şöyle gelsin abi, tamam. Şuradan da şöyle bir şekil verirsek. Tamam, güzel. Ya da ondan vazgeçtim. Şöyle direk gibi bir şey yapalım da burası olmadı. Dur, buraya da şunu koymamız lazım. Okey. Buraya da böyle koyalım. Tamam, şimdi oldu, şimdi oldu, tamam. Şuralara şöyle koyduktan sonra bir tane de tekrardan şuraya koyduğumuz zaman tamam, şuradan gireriz içine. Tamam. Aslında şuraları meşe kütüğü yapsak daha iyi olur ya. Ne gerek var ladine? Her zaman köşelerin bu şekilde meşe kütüğü olması daha iyidir. Aynen. Odundan daha çok bunlar iyi gider diye düşünüyorum. Aynen. Şekil bu. Evet, genel olarak böyle bir şey oluşturdum. Üstünü ne yapacağım hiç bilmiyorum. Aslında bu kadar süslemeye de gerek yoktu ya. Benim bayağı bir sandığa ihtiyacım olacak. 6, 8. Tamam, 8 fazlaydı ama olsun. Fazla mal göz çıkartmaz. Tamam, şimdilik üstü açık kalsın. Problem yok. Ben bir git yatayım, en son tabelalarımı asacağım. Olayı anlaşacağız abi. Çok güzel oldu bence. Ne yapmaları gerektiğini anlayacaklar, merak etmeyin. Gözünüzün önünde sizin arkadaşınızın etini yiyorum. Tamam, çiftleşin şimdi. Üreyin, üreyin. Ha, 20 seviye oldum lan, çok iyi. Koyunlar, siz de. Okey. Daha çok üreyin, daha çok üreyin, daha çok üreyin, daha çok üreyin. Biraz ete ihtiyacım var. Özür dilerim. Özür dilerim cidden. Çok kestim galiba et. Oha. Bayağı bir et kestim. İneklerin nesli tükendi resmen. Koyunlar aslında zarar vermek istemiyorum. Bunların yünleri bize çok ihtiyacımız var ama olsun. Yün satışımız da başlar değil mi? Mantıklı. Şimdi inek etlerini buraya koyuyorum. Derileri buraya koyuyorum, tamam mı? Tavuk etlerini buraya, tüyleri buraya koyuyorum. Hatta yumurta satışımız da başlayabilir. Koyun etlerini buraya koyuyorum. Yumurta satışını ayrı yapayım. Aynen. Yumurta satışı burada olsun. Okey. Ya da şöyle yapabiliriz. Yumurta, deri, buğday. Yok, buğday olmaz. Tüy olabilir. Aynen. Şimdi tabelaları koyalım. İnek etinin tanesi 1 demir. Tavuk etinin tanesi 1 kömür olsun. Okey. Ya fazla pahalıya satmıyorum bence. Koyun etinin de tanesi 1 bakır olsun. Okey. Süper. Gerçekten iyi. Yumurta, deri, tüyü de yaptık. Evet. Fiyatlar belli. Yumurta 1 odun, deri 1 demir, tüy 1 bakır. Buraya da kasap yazalım. Açık yapalım. Okey. Ön sandıktan al, arka sandığa öde. Evet, ön sandıktan al, arka sandığa öde. Okey, tamamdır. Kasabımız açılmıştır. Vatana millete hayırlı olsun. Gerçekten güzel oldu bu arada. Vales'in yanına ben gideyim. Okey. Çünkü Vales'in gönlünü almam lazım arkadaşlar. Gerçekten ben de çok üzüldüm creeper patladığına. O anda da çok üzülmüştüm. Bayağı bir tepki verdiniz, anlamadım. Ne haber, ne yapıyorsun? Hayır. Hayır, ölme. Yarım kalp. Allah aşkına. İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim ya. Geçenlerde burada şey patladı, creeper patladı arkamda da. Ha, gördüm, eşyaları koymuştun sandığa ya, bir şey olmaz. Aynen, kusura bakma ya ama zarar gelmedi evine hiç ya. Biz evet, bu hamletle şey hallettik. Zaten. Sana ben hediye vermek istiyorum ya, gönlünü almak için. Olur.
Oo, teşekkür ederim. Benim de yemeğe ihtiyacım vardı. Eyvallah. Başka bir şeye ihtiyacın varsa söyle bana. Gerçekten özür dilerim bu arada. Tamam abi, söylerim. Yok, önemli değil. Senin bir şeye ihtiyacın varsa sen de bana söyle. Tamam. Ben bu arada arkadaşlar hesabını yaptım. 50'ye 50'lik bir piramit için yaklaşık 40 bin tane kum taşı veya kuma ihtiyaç var. Bu da beni bayağı zorlayacak. Tam 265 civarı stek kum taşı ediyor bu. Nasıl kıracağım, nasıl getireceğim bu kadar deniz aşırı bir yerlerden bilmiyorum ya. Madem Valles yeraltı şehri yapıyor, devasa ağaçlar falan filan yapıyor, biz de bu şekilde yaparız. Berk Muhammed de şato falan filan yapacakmış. Oğlum bizim neyimiz eksik lan? Biz de piramit yaparız. İçinde yaşarız yani. Alanımızı bitirdik. Bence burası yeterli olur diye düşünüyorum. Buradan ta oraya kadar olan bir... Çok uzak bu arada. Kasapyan tarafta etler satılıktır. Evet. Buraya... Ama yumurta satılık dememişsin. O yüzden yumurtaları alacağım abi. Abi yok yok, gel. Yumurta satılık bak. Yumurta da mı satılık? Evet. Bakayım. İnek eti bir demir, tavuk eti bir kömür, koyun eti bir bakır, yumurta bir odun bir demir, bir bakır. Evet. Ha. Kaç inek? O bayağı da varmış. Evet. Tamam, ben bunların hepsini satın alacağım. Hepsini komple mi? Evet, ben bütün marketi satın almak istiyorum. Tamam, önden satın alıp arkadaki sandıklara fiyatları ödüyorsun. Ücretleri. Tamam, ben direkt dükkanı satın almak istiyorum. Ücreti tamam. Nedir? Dükkanın ücreti, içinde ne varsa hepsini koy işte. Ekstra bir şey almayacağım yani. Tamam, ben demir getireyim de kömür getireyim. De bakıyorsun. Tamam. Ay, güvercinler saldırıyor. Güvercin mi diyorsun sen onlara? Güvercin değil mi abi onlar? Phantom'un İngilizcesi güvercin mi? Evet. Ha, bilmiyordum valla. İlk kez senden duydum. Adam dükkanı satın alacak yani. Oğlum çok zengin ya. Ben şey mi yapsam, binalar yapıp Valles'e mi satsam lan? Kısa günün karı yani. Aa, bu fikir de çok güzel. Güzel güzel binalar yapıp Valles'e satacağım. Çok iyi. Çok güzel geliyor lan, hoplaya zıplaya. Çocuklar gibi şen. Ben alışverişe geldim. Evet, hoş geldin. 16 tane et alacağım. Tamam. İnek eti bir demirdi. Evet. Sonra bütün tavukları alacağım. Tamam. Sonra bütün koyunları alacağım. Okey. Aldın mı hepsini? Tamam, evet. Bir sürü yeter bana bu yemekler. Tamam, şeyleri, yumurtalarımı, tüyleri, mülleri almayacaksın mı? Yok, şu an ihtiyacım yok abi. Tamam, ihtiyacın olursa alırsın. Tamam. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz abi. Tamam, demirleri aldık, güzel. Kömürleri aldık, çok iyi. Ve bakırları da aldık, harika. Güzel, demir, kömür, bakır, muhteşem. Valles. Efendim abi? Elmasın var mı? Var. Ne kadar? 10 tane var ama hepsini kullanacağım böyle. Aa, takas etmek ister misin elmas? Bana çok lazım da. 1-2 tane elmasını. Al abi 2 tane falan. Ya bir şey karşılığında alırım. Ne vereceksin ki abi? Bilmiyorum ki. Ne istersen. Bir şey istemiyorum ki abi. Ha, bir şey istemiyor musun? Yok, bir şeye ihtiyacım yok şu an. Tamam, 2 tane alayım o zaman senden ya. Tamam, al abi. En yukarıdaki sandıkta var. Tamam, teşekkür ederim. Ne demek abi? Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Çok iyi çocuk ya. 2 tane aldım. Harika. Bu 2 tane kürek demek oluyor. Hadi yola çıkalım bakalım. Çöl bulmaya çalışacağız şimdi. Ha, buraya koyuyorum ve gitmeye başlıyorum abi. Umarım çöl karşımıza çıkar. Ne oluyor lan? Kayığım gitti. Aa! Oha! Ulan şanssızlığa bakar mısın? Kayığı aşağı çekiyor muydu o yarıklar? Durdurken kayığım gitti ya. Bu yeni özellik mi? Ben bunu bilmiyordum. Few moments later. Evet, çok güzel. Dağı var, bayırı var, kırı güzel. Bayağı iyi şu anda. Çölü çok erken bulduk. Şuradan çıktım. İlk önceki hedefim arkadaşlar şuradaki dağı yok etmek. Evet, şu dağı komple alalım oradan bir saniye. Öncelikle bu dağı ortadan kaldıracağım. Sonra şu dağı ortadan kaldıracağım. Sonra bu dağı ortadan kaldıracağım. Böyle kaldıra düzleştireceğim burayı. Hadi bakalım, başlayalım. Saatler boyunca kazacağım. Bakalım hayırlısı. Umarım çok sıkılmam. Aslında şöyle bir şey yapsak arkadaşlar. Ben kaydı durdursam, çünkü editör bayağı zorlanabilir bunun kaydında. Gigabyte olarak bayağı tutar. Çünkü konuşmayacağım bunu yaparken. Şuradan kayığımın olduğu yerden buraya bakacağım. Dağın yok olduğunu size göstereceğim işim bitince. Ara ara da açarım kaydı zaten. Ya da ben vazgeçtim. Şey yapacağım arkadaşlar ya. Böyle bilmem kaç x boyunca hızlandırsın editörüm. Sadece hızlandıracak yani. Buraları siz çok hızlı izleyeceksiniz. Arkada bir müzik ekler zaten. Evet, ikinci kere üzeri bir doldurdum ve iniyorum abi.
Evet, sandık neredeyse dolmak üzere ve doldu galiba lan. Dur, doldu herhalde. Yok, dolmadı, az kalmış. Birinci sandığı doldurmak üzereyiz. Aha taş. İlk kez taş gördüm. Gerçekten ilk taşım bu. Ve bitti. Bitti, tamamen bitti. Bunlarla beraber gidiyoruz. Bakalım ne kadar şey yaptık. Aslında hiç belli olmuyor ya şeyi. Çok kazdım. En az bir 10-15 blok yukarıdan aşağı doğru erittim dağı. Buna inanabilirsiniz. Bir bakalım geldiğimizdeki dağ. Evet, bayağı yarısı gitti dağın. Ciddi ciddi yarısı gitti dağın. Aynen, fark etmişsinizdir herhalde. Bu sandık zaten ağzına kadar dolu. Bu sandık da bu kadar doluydu. Hemen üzerimizdekileri böyle boşalttığımız zaman, evet, 31 tane kum burada. O kalsın. 13'te 31'in yarısı, bu da kalsın. Buradaki bütün kumları alabildiğim kadar alıyorum abi. Her şeyi üzerime alıp şey yapmayı düşünüyorum. Artık ana mekanıma bunları getirmeyi, yavaş yavaş taşımayı düşünüyorum. 3 days later. Saatler sonra yine oyuna geldim. Bayağı bir saat geçmiş. Vales sunucu da yok şu anda. İşini bitirip çıkmış. Ne yaptığını çok merak ediyorum. Aşağı doğru inebilirim. Düşeceğimi sandınız değil mi? Ne yaparsın lan? Aha, bir tane earth. Okay. Burası ne? Değişik bir tarla. Evet, burada hala benim hediyelerim. Hala hediyelerim var. Evet, başka. Herhangi bir değişiklik göremiyorum. Lanetli lavineyi burada. Okey. Herhangi bir şey yapmadı. Bu ne lan? Abi, mevzuyu anlamadım ben. Tamam. Aa, ulan Vales. Çalıştır, eziyor. Bir şeyleri eziyor bu çocuk. Oha, çok tehlikeli lan. Testere filmindeki testerelere benziyor. Şurayı açtığın zaman burası açılıyor. Bir şeyin ezilmesini sağlıyor. Lan kime işkence çektiriyorsun lan Vales? Valla korktum ben buradan. Acil kaçmam lazım. Arkama bakmadan kaç abi. Vales yakalarsa ezer bizi orada. Ölmek istemiyorum o şekilde, cidden. Kum taşı da bayağı bir alalım. Aynen. Okey. Şimdi abi yapacağımız şey şu. Şuralardan bir yerden başlatsam. Şöyle başlatmak istiyorum be. Tam suyun kenarından, şuradan. Aynen. Bence ideal. 2, 4, 28, 41, 42, 43, 44, 45 oldu. Hayır. Hayır ya. Biraz daha açmam lazım burayı. Dur. 3 days later. Oo, bayağı büyük bir alan oldu ha. Şurası bayağı büyük. Ben bunu nasıl bitireceğim lan? Nereden bitireceğim bilmiyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 29, 30, 48, 49, 50. Oha. Oha. Ta şöyle. Ben bunu abi, emin miyim acaba bunu yapmakta? Ve buradan da katalım diyeceğim. Hem de abi yok. Korkuyorum, ne yapıyorum ben? Hayır, biri beni durdursun lan. Evet arkadaşlar, ne kadar büyük olduğunu size nasıl gösterebilirim? Şöyle göstereyim bir saniye. Bunu yapacağım. Ev bu kadar olduğunu düşünün. Bunun bu kadar olduğunu düşünün. Yani 50'ye 50. Hayvani bir şey yani, cidden. Elimden geleni yapacağım ama, cidden. Elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. Tam kare haline şu anda getirdik. Şu fazlalıklarını alıyoruz ve piramidin ilk içi oluştu şu anda, gördüğünüz gibi. Ben bunun iç tarafına şey yapmayı düşünüyorum abi. Kum taşı yapmayı düşünüyorum. Her zaman böyle. Tamam mı? Tabii ki piramidin içerisinde evim olacak. Yapım olacak. Ev labirent gibi olsun diye istiyorum. Bilmiyorum. Yapacağız bir şeyler, merak etmeyin. İlerleyen bölümlerde görürsünüz. Yatağımızı alalım, dışarıda uyuyalım be. Evet. Piramidin içerisindeki ilk uyuyuşum tabii ki. Piramidin daha hiçbir şeysi belli değil. Dur bakalım abi, ben bunu bitirirsem hayatımdaki en büyük yapılardan birini bitirmiş olacağım yani, cidden. Aslına bakarsan yukarıya doğru çıktıkça kullanılan malzeme azalıyor. Evet, bunun üzerine de kum yapalım. Güzel güzel. İlerliyor, bir şekilde ilerliyor yani. Malzeme bitince gidip alacağız, geleceğiz falan filan. Ana hattı ortaya çıktı. Ben bunu bir de dış hattı bu şekilde olmayacak. Ben buna süs de vereceğim bir şekilde. Ama o en son iş. Ben şuranın içine doğru, şuradan doğru bir delik kazayım da. Buradan girer, diğer taraftan çıkarım. Tünel. Hayır. Kumum düştü oradaki. Şurada bir tane kum düştü ama olsun, tamam, sıkıntı yok. Daha bir sürü malzememiz var ha, çok iyi. Ben en iyisi buraya bir kesik atayım arkadaşlar. Bunu tamamlayabildiğim kadar tamamlayıp sonra açarım kaydı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oluştu. En son aşamalara geldik yavaş yavaş. Cidden canım çıktı. Ben şunu anladım ki yıkmak yapmaktan daha kolaymış. Yıkarken tek 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 yıkıyorsun ama dizerken belli bir düzende dizmek zorunda olduğun için bayağı zorlanıyorsun. Beynim ağrıdı resmen. Bu arada böyle bir işe
işe niye bulaştığımı cidden sorgulamaya falan filan başladım. Şuradan düşsem ölürüm ha, çok yüksek burası. Çok az bir şey kaldı. Sonlarının böyle rahat bittiğine bakmayın arkadaşlar. Şuralar bayağı zorlamıştı. Buralarda tepeye doğru yavaş yavaş miktar azalıyor ve bitiyor zaten şu anda bayağı. Evet. Uf. Bittiğine inanamıyorum cidden. Ya içi nasıl olsun arkadaşlar? Bu konuda sizden fikirlerinizi istiyorum. İçi nasıl olsun? İçine ne yapayım? Ne bileyim, gerçekten her şey yapılabilir. Çünkü ben bu kadar içinin büyük olacağını düşünemiyordum. Her şey bunun içine sığar. Cidden al da sonu. Evet, bitti. Şu anda devasa kocaman bir piramidimiz oldu. İçinin kapısı nereden olacak? Nereden gireceğim? Nereden çıkacağım? İnmekte bile zorlanıyorum. Uff. Ben buradan bir şöyle bir şey yapabilir miyim? Biraz yukarıya çıkayım. Ne kadar dev olduğuna bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi evim burada. Ahır. Akvaryum burada ve piramit burada gördüğünüz gibi. Cidden tam bir piramit. Tam. Yani bunu yaptığıma inanamıyorum cidden ya. Şunun devasalığına bakar mısın? Daha bu süslenmemiş hali. Bunu bir de süsleyeceğiz. Efsane bir şekle getirmeyi düşünüyorum bunu. Çok iyi oldu. Çok. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta Wallace'in evini yanlışlıkla patlattığım bir video var. Bak, yanlışlıkla patlattım. Gerçekten bazı arkadaşlar beni linçledi. Nasıl yaparsın bunu falan filan dedi. Mutlaka tıklayıp nasıl patlattığımı yanlışlıkla görün, izleyin. Yanlışlıklaydı. Burada da Asel'le Amber çıkarttığım bölüm var. Muhteşem bir videoydu. Buna da tıklayabilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi, sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.